Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Baştil ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili canlarım. Evet, bu akşam sevgili Abdullah Canıtes hocamızla yine atalar çalışması yapacağız. Anne baba, geçen hafta anne şifalanmasını yaptık. Bugün baba demosu ve baba şifalanması yapacağız. Biliyorsunuz anne bolluk, baba bolluk demek, anne bereket demek. Geçen hafta bereketimizi organize ettik, ayarladık. Bu hafta da bolluğumuzu inşallah baba tarafını şifalandırıyor olacağız. Bolluk ve bereket deyince sadece para, maddi anlamda değil, sevgide bolluk bereket. Bereket, şifada bolluk bereket. İlişkilerde bolluk bereket. İşte bolluk bereket. Parada bolluk bereket sevgili canlarım. Bolluk bereket deyince biz sadece sanki paraymış gibi düşünüyoruz. Abdullah hocam geldiniz mi? Evet. Davet ediyorum sevgili canlarım. Yine kaldığımız yerden atalar ile ilgili konuşmamıza devam ediyoruz. Abdullah hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mukaddes Hanım nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Abdullah. Canı tez geldi. El salla diyor bana şimdi de. İyiyim hocam. Çok şükür. Siz nasılsınız? Evet, çok iyiyiz. Bugün, geçen haftaki demomuz biliyorsunuz çok izlendi. Hem IGTV'de çok izlendi, hem YouTube'da çok izlendi. Siz de YouTube'a koyun onu, güzel hocam. Yaptığınız, Allah razı olsun, en büyük insanlara dokunma yöntemi, en büyük iyiliklerden bir tanesi sevgili hocam. Hakikaten insanların hepsi ulaşamıyorlar bu şifalanma tekniklerini. Ki sizin uyguladığınız yöntem kimsede olmayan, hiç kimsenin yani... Kimse de olmayan demeyeyim. İnsanlar aile dizimi yapıyorlar, regresyon çalışmaları yapıyorlar ama canların hepsinin buna imkanı olmayabiliyor. Ya da gitseler bile siz demoyla, bilinçaltında ve vuruşlarla, tekniklerle oradaki blokajları, oradaki birikmiş enerjiyi bıraktırarak çok büyük bir hakikaten şey yapıyorsunuz sevgili hocam. Evet. Bakalım bugün ne anlatalım atalarla ilgili? Biraz daha toparlayalım mı? Evet, atalar konusu her zaman dikkat çekici bir konu olmuştur. Bazıları buna çok inanmaz Mukaddes Hanım. Derler ki, ya benim ne günahım var? Yani atamızdan bana niye negatif şeyler gelsin ki? Ben suçsuz doğmuş olmam gerekmiyor mu derler. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi dedesi erik yemiş, torununun dişi kamaşmış diye zaten atasözlerimiz var. Bir taraftan da atamızdan miras kaldığında buna hayır demiyoruz. Bu niye bana geldi? Bana gelmemeliydi. Bu başkalarına haksızlıktır. Ben bunu havadan kazandım bu parayı demediğimize göre negatif şeyler geldiğinde de bunu dememeliyiz. Bir ikincisi, şimdi burada bizi dinleyenler çok bilinçliler. Senin takipçilerin, benim takipçilerim çok bilinçliler. Yani bunun çözülebileceğini biliyorlar. Hani biz şunu deseydik tamam, dediklerinde haklıydı. Ya benim ne günahım var? Benim atalarımdan gelmiş yükler beni etkiliyor. Ben bunu değiştiremiyorum deseydi haklıydı. Ama biz değiştirmenin yolunu, yöntemini öğretiyoruz. Ya da işte aile dizimciler var. Birçok öğretide mantığını bile kavradığınızda bazen atalarınızdan gelen yükleri atıveriyorsunuz üzerinizden. Yani dolayısıyla arkadaşlarımıza buradaki tavsiyemiz, dinleyenlerimize, izleyenlerimize tavsiyemiz şu. Atasal kayıtlara dikkat etsinler. Çünkü biz bunu farkında olmadan kader takibi dediğimiz bir yol aracılığıyla yapıyoruz. Yani modelleme ile kader takibini asla karıştırmayalım. Modelleme nasıl olur? Çocukken biz anne babayı modelleriz. İşte onun duruşu, konuşması, onun gibi olmaya çalışırız. Hatta sigara içiyorsa elimize kalem tutarız falan. Kitap okuyorsa kitap okuruz. Bu modellemedir, görerek olur. Ama kader takibinde görmediğimiz bir atamızı ya da bazen gördüğümüz atamız da olabilir. Babamızın kaderini takip etmek gibi. Farkında olmadan yaparız bunu. Ve dolayısıyla bu kader takibini fark etmek bile kırılma yaşamasına kişinin sağlıyor. Şimdi tabii kader takibi neden yapıyoruz diye sorabilirler. Bunun da şöyle bir nedeni var. Ait olma ihtiyacımız atalarımızın yaşadığı sıkıntıların aynısını yaşayacağımızı düşündürtüyor bize. Yani biz onların yaşadıkları sıkıntıları yaşarsak, oraya ait hissederiz. Oraya ait hissedersek kopmayız.
Şimdi düşünün, Türkiye'nin başına kötü bir şey gelse, Türkiye bir savaşa girse, sıkıntı yaşasa, hepimizin aynı anda üzülmesi gerekecek ya. Hani ben sevinemem diyeceğim, yani bu aileye aitim, Türkiye'ye aitim, Türk topraklarına aitim. O zaman bir savaş çıktığında benim ne yapmamam gerekiyor bu durumda? Kesinlikle gülmemem gerekiyor, ağlamam gerekiyor. Nasıl böyle bir durum varsa atalarda da aynı durum var. Ama problem şurada. Günümüzde problem çıksa tamam. Çok geçmişte yaşanmış, benim dedemin yaşadığı sıkıntı, anneannemin yaşadığı sıkıntı, onların atalarının yaşadığı sıkıntı. Benim artık geçmiş yükleri taşımamam lazım. Ve enteresandır ki bazı insanlar kurtarıcı karakterinde oluyorlar. Yani böyle atalarımı da şifalandırayım, kurtarayım onları. Sanki mevcutlar yetmiyormuş gibi arkadan gelenleri kurtarmaya çalışır. Onlara daha çok piyango vurur. Çünkü şunu da soruyorlar bize. Hocam şimdi dört kardeşiz. Ben niye yükü taşıyorum da o kardeşlerim yükü taşımıyor canım? Yani piyango bana mı vurdu? Yani piyango bana mı vurdu? Sana vurdu. Niye bana vurdu? Çünkü sen hassas bir insansın. Kurtarıcısın. Şimdi biliyorsunuz, kurtarıcı derken Mukaddes Hanım, kurtarıcılık aslında bir nevi tanrılık oynamak demek. Kimse kimsenin kurtarıcısı değildir doğal olarak. Ama biz bazen insanlar herkesi kurtarmaya çalışırız. Hani peygamberler bile onlara bile kurtarıcı deniyor ama aslında onlar sadece var olan gerçekliği ifade etmişler. Dinleyen dinlemiş, dinlemeyen yine kendi hayatına devam etmiş. O zaman bile biliyorsunuz peygambere inanmayan, onun yandaşı olmayan bir sürü insan çıkmış. Senin görevin ne? Söylemen gerekeni söyle, yapman gereken iyiliği yap ama kimseyi asla kurtaramazsın. Bu önemli bir konu. Şimdi Abdullah Hocam, sevgili canlar, sorularınızı hazırlayın, birazdan soracağım. Abdullah Hocam, bir genel olarak bu şifalandırma tekniği, yani genel olarak aile dizimini de bunun içine koyalım. Sizin yaptırdığınız yöntemleri de, EFT, regresyon çalışmalarını da bu içine koyalım. Bu şifalandırmalar genel olarak nasıl bir şey? Nereye kadar gidiyor? Adem'e kadar gidiyor mu bu çalışma şeyler, temizlenmeler? Ya da ben temizlendim, benim gelecek soyum da şifalanıyor mu? Biraz bunların üzerinde konuşalım mı? Ne dersiniz? Evet, çok güzel bir soru. Ben şifalanırsam gelecek soyum şifalanır mı? Kaynağı bensem şifalanır ama. Yani daha geriden geliyorsa şifalanmaz. O zaman kendimize soracağız. Kaynağı ben miyim problemin? Genelde çok nadir bizim hayatımızdan çıkıyor. İlk başlangıcı biz oluşturmuş olmayabiliyoruz çoğunlukla. Daha geriden geliyor. Mesela bir göç esnasında yaşanan sıkıntılı durumu siz de yaşıyorsunuz. Sizden sonraki kuşaklar da yaşıyor. Bakıyorsunuz hep taşınmak zorunda kalıyorsunuz. O hani göç sırasında yaşanan sıkıntılı durumun gerçek hayata yansıması. Mesela bulunduğunuz ilde yabancılaşmış hissediyorsunuz. Ya diyorsun burada bir yere ait değilmişim gibi, köksüzmüşüm gibi. Niye ataların sürekli göç etmiş yani? Ve sen kendini köksüz hissediyorsun. Bu çok acıdır. Bugün mesela yurt dışına gittiğinizde, orada yaşamaya başladığınızda birçok insanın ana problemi budur. Oradakiler der ki, hocam burası bizim topraklarımız değil ve biz burada çok yabancılık hissediyoruz. Tamam, maddi imkanımız burada daha iyi. Çok sayıda arkadaşımız var ama bir şey eksik sanki. Hani bu gerçek hayatta da şöyle değil midir Mukaddes Hanım? Şimdi biz Adana kebabı Adana'da yesek, oranın suyundan, oranın işte ne bileyim çimeninden vesaire beslendiği için o hayvanlar ona özel bir tat oluşuyor. Sen Adana kebabı İstanbul'da yapmaya kalktığında, Ankara'da yapmaya kalktığında o lezzeti veremiyorsun. Yani sen buranın bir iklimi var. Türkiye'de olmanın getirdiği bir iklim var. O yüzden yurt dışında yaşayan gurbetçilere şunu söylemek lazım. Yani nerede doğdularsa ataları, oraları bir ziyaret etsinler. Hatta daha geriden belki ataları bir yerden göç etti. Türkiye topraklarında bile değildi. Onları bir gezsinler, dolaşsınlar, o atmosferi tatsınlar. Böylece ait hissetme duygularını yavaş yavaş yaşayacaklar. Evet. Belki birçoğumuzun Çanakkale'de Hüseyin Güngör hocamızı biliyorsun. Hüseyin Güngör hocamız der ki, bir yere gittiğiniz zaman oranın toprağıyla harmanlanmak için mutlaka kuru soğanını yiyin. Elinize alın, elma gibi yiyin der. Oranın toprağından hem şifalanmış hem rezone olmuş olursunuz. Çünkü toprağın tüm bilgisi oradaki soğandadır, patatestedir, havuçtadır. Yani kök, hani toprakta
duran şeydedir der. Atalarımız Çanakkale dedim. Orada kestim. Evet, şimdi belki birçoğumuzun ataları Çanakkale'de şehit. Başka birçoğumuzun ataları yaşamlarında çok ciddi olaylara tanık oldular. İşte bir ara bir dizi vardı ya, bu Güney Kore'de yaşanan işte bir çocuk bakıyorlar değil mi? Orada savaşa gidiyor bizimkiler falan. Şimdi böyle filmleri izlemek de çok güzel. Neden? Kore'ye gittiler, dönmediler. Kore'ye. Yemen'e gittiler, dönmediler atalarımız. Benim de var ki iki tane atam gitti ve dönmedi. Evet. Yemen'de öldüler mi? Kaldılar mı? Oradan geri dönmediler mi? Evlenip barklandılar mı? Hiçbir haber alınmadı bir daha, biliyor musunuz hocam? Ya ne kadar Hepimiz acı de değil mi var. şimdi? Yani maalesef ki dünyada olan olaylar bununla da sınırlı değil. Bugün Meksika dizilerini izliyorsunuz. Orada birçok insan bu uyuşturucu ticareti yüzünden öldürülmüş. Yani bu mafya liderleri ya da o dönemki işte ne diyelim karteller, uyuşturucu kartelleri gözünün yaşına bakmadan insan öldürüyorlar. Tak 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 yüzlerce. Şimdi düşünün bunların atalarında ne gibi sorunlar çıkacak? Bugün Türkiye'nin en büyük boğuştuğu problemlerden bir tanesi işte biliyorsunuz Suriyeliler gerçeği var. Onlar buraya göç ettiklerinde birçoğu sıkıntı yaşadı. Birçoğu da tabii ki maddi durumu iyi olduğu için Türkiye'ye hemen köklenebildiler. Zaten çok da yabancılık çekmiyorlar. Onlara dair şeyler de var burada. Ama birçoğu sıkıntı yaşadı. Birçoğu Avrupa'ya gitmeye çalışırken yolda vefat ettiler. O bir bebek vardı biliyorsunuz denizin kenarında. Fotoğrafı çekilmiş. Evet. Bu bütün dünyaya ibret İnsan, olması gereken insanlık şeyler. ayırı. Evet. Yani şimdi sonuçta atalarımızdan bahsediyoruz ama bu atalarımızın yaşadıkları, bugün yaşananlar da gelecek ataları, gelecek çocukları ilgilendirecek. Sen oradaki Suriyelinin çocuğuysan ve işte birçok akrabanı yolda kaybettiyse o kişi, onun acısını ileride hissedecek. Yani bizim gibi işte Almanya zaman içerisinde göç edildiyse ki bir dönem çok fazla göç vardı biliyorsunuz. Onların çocukları kültürel yozlaşma yaşayacak. Kendi kimliklerini bulamaz olacaklar çoğu. Bir yabancılık hissiyle yaşayacaklar. Oraya mı aitim, buraya mı aitim? Şimdi bu son derece maalesef ki yani bir ülkeyi batırmanın yollarından bir tanesi de aslında ne yapmak? Onun kültürünü unutturmak. İşte bugün ben en yakın zamanda Beşiktaş'ta bir şey vardır. Stand-up olur orada. Bu BKM mutfağın stand-upçıları vardır. Orada acemi stand-upçılar çıkar. Daha böyle kendini geliştirmek isteyen acemi demeyeyim daha ünlü olamamış stand-upçılar çıkar gösteri yaparlar. Şimdi onların gösterilerini izlemeye gidiyorum zaman zaman. Şimdi bakıyorum yaptıkları espriler Türkiye ne kadar berbat. Türkiye ile bilmem nereyi kıyaslamak. Şimdi espriler bile buradan doğuyor. Ve espri sanatını tiye almak olarak gördükleri için, her şeyi böyle basitleştirmek olarak gördükleri için, bakın Cem Yılmaz bile son gösterilerinde eski performansını sergileyemedi. Çünkü her şeyi tiye alan bir yapıya büründü. O zaman kültürü tiye alıyorsun, kendini küçümsüyorsun ki eskiden barbar Türkler şeklinde bir algı da zaten bizim bilinçaltımıza sokulduğu için. Yani açıkçası bunları temizlemeden işimiz gerçekten zor olabiliyor. Bugün hedef çalışması yaptırdım insanlara. Hedef 101 eğitimim vardı benim de. Sizin de eş zamanlı. Hedef 101 eğitiminde şöyle bir hanımefendi şey dedi. Yani bizim kültürel kodlarımızda bir kadercilik var. Hani böyle her şey Allah'tandır. Teslim olmak gerekir. O zaman hedef belirlemeye gerek yok. Eğer kadercilik varsa ortada. Bu çok yanlış bir şey. Bugün her şeyi akışa bırakmak ne kadar doğru? Gerekli önlemleri almamak, hedef belirlememek. O zaman işte Türkiye Akışa toprakları. bırakmayı yanlış anlıyoruz biz. Hiçbir şey Evet. yapmamak olarak algılıyoruz. Ondan Abdullah Hocam. Akışa bırakmak demek olması gibi olmasına izin vermek ama tedbirini almak, eyleme geçmek, harekete geçmek. Orada bir şey var, yanlış anlama var, değil mi? Hem yanlış anlaşılma kökenli bir durum dediğiniz gibi hem de bu bize öğretilerde kadercilik ile tevekkülü doğru öğretmedikleri şey. Şimdi tevekkül doğru yaklaşım. Gerekeni yapacaksın, eşeğini sağlam kazığa bağlayacaksın şeklinde anlatılıyor. Ama kadercilik sanki olayların kontrolü benim elimde değil. Ben olayların kurbanıyım. Hatta bu bizim atalar konusunu falan böyle kurban rolü oynamak için görenler var. Mesela diyor ki problemim var çünkü atalarımdan geliyor. Bunu çözemem ben. Yani atalarla ilgili. Anne karnından geliyor. Bunu
Ya bir şikayet etme olarak görüp bunun arkasına sığınan insanlar var. Biz burada çözüm bulmak için bunu anlatıyoruz. Yoksa atalarından şu geliyor, hadi bunu kabullen de hayatını değiştirme diye değil. O yüzden her an her insan kendi mükemmelliğini geliştirip, kendi mükemmelliğini fark edip daha doğrusu hayatını yaşayabilir. Birçok insan kendi mükemmelliğini asla fark etmiyor. Aynaya baktığında kendini aciz, güçsüz görüyor. Şimdi burada da şunu söylemiş olalım. Bizde halife olmak kavramı geçer. Bizim kültürümüzde adına halife olmak deniyor. Yani onun gibi olmak anlamında. Yabancılarda da tanrısal olmak diye geçer. Bak, bu kavram çok önemlidir. Bunu bir kere oluşturmadığında bir kişi tanrısal olmak ya da halife olma kavramını yanlış anladığında bir kere baştan kaybediyor. Halife olmak onun gibi olmak. Tanrısal olmak da onun gibi olmak. Sadece isimleri değiştirmişler. Orada öyle söyleniyor, bizde böyle söyleniyor. Şimdi halife olmak dediğimiz zaman gözün içine baktığın zaman o varlığı seveceksin, temsilcisisin. Allah'ın temsilcisisin yeryüzündeki. Şimdi yeryüzündeki temsilcisi eğik, bükük, omuzları düşük durur mu? Olaylardan şikayetçi olur mu? Olayların başkasının kontrolünde olduğunu düşünüp de şikayet eder mi? Kurban rolü oynar mı? Asla oynamaz. Asla oynamaz. O yüzden bizler halife kimliğimizi fark etmek için bu aynada yapılan bir egzersizdir. Ben halifeyim ve yeryüzündeki Yaradan'ın temsilcisiyim ve ona uygun davranmalıyım. Kendime bu yüzden saygı duyuyorum derse aynaya bakarak insanlar, bak ne kadar güzel olacak. Evet. Evet. Peki Abdullah Hocam, orayı tam olarak alamadık. Ben kendimi Elbette. şifalandırırsam, benim soyum, gelecek soyum da şifalanır mı? Şimdi onu Benimle tekrar ilgili, ise şifalanır. sizden geliyorsa problemin kaynağı sizden şifalanır. Ama Ben sizden ge gelmiyorsa. Peki ben geçmiş atalarımla olan şifalanmayı temizledim. Oralardan Otomatik gelen bir olarak şey. gelecek şifalanır. Otomatik Gelecek de olarak gelecek şifalanır. şifalanır. Peki, geçmişten, atalarımızdan sadece hakikaten de çok ilginç. Yani Adem'den beri, insan yaratıldığından beri göçler oldu, değil mi? Ağaçlarda uyuduk. Vahşi hayvanlardan kaçmak için tepelere çıktık. Belki hayvanlar tarafından parçalandık. Ve biz geriye kalanlarız. Onların bize buraya kadar getirdikleriyiz, değil mi? Yani onların bugüne kadar bizim buraya gelmemizdeki payına bakar mısın? Kimi yendi, kimi öldü, kimi savaşta öldü, kimi göç ederken öldü, kimi hastalıklarda, veba salgınlarında, virüs salgınlarında öldü. Biz buraya kadar gelenleriz. Yani aslında onlara çok şey borçluyuz gerçekten. Ama sadece atalarımızdan bize bu negatif şeyler mi gelir? Yani onlardan bize gelen başka güzel şeyler yok mudur? Çok güzel bir soru. Şimdi mesela Mozart'ın 7 yaşında piyano çalması atasal bir geçiş olabilir. Yani atalarındaki müzik yeteneğinin geçmesi olabilir. Dili kimden alıyoruz? Kültürü kimden alıyoruz? Bunları da atalarımızdan alıyoruz. Yani dilimizi, kültürümüzü, yaşayış tarzlarımızı, hayatımızı kolaylaştıran her türlü pozitif durumu atalarımızdan alıyoruz. Bazen zengin bir aileye doğduysak bu ne güzel bir şey. Zengin bir ailede doğdun. Keyfini yaşa. Ya bunu bile karşı çıkan insanlar var. O zengin bir ailede doğmuş. Ha yani hak etmeden kız. Hayır, çok güzel. Keyfini yaşasın. Sen de yaşa. Sana da pozitif geçişler var. Muhakkak ki var. Bazen zorlukları aktarırlar ama unutmayın. İzleyicilerimiz asla unutmasın. Zorluklar zaten seni geliştirmek için var. Önünde durmak için değil. Yani atandan bir zorluk geçiyorsa, atandan bir tekamül etmen gereken bir konu geçiyorsa, yine atan iyilik yapmış oluyor sana. Çünkü seni zorlayıp ileri doğru ittiriyor. Bu problemin olmasa, bir elin yağda bir elin balda olsa kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmayacaksın. Değişmek için hiçbir şey, ölü gibi yaşayacaksın. Şimdi bakın, onu demişken aklıma şey geldi Mukaddes Hanım, yani ölü gibi yaşamak, bitkisel hayatta yaşamak. Bugün İşte Kim 500 Bin İster programının sunucusu biliyorsunuz neydi ismi onun?
Şey değil mi? Bitkisel Hayatta. Kenan Işık. Bitkisel, Kenan Işık. Evet. Kenan Işık. Bakın kaç yıldır Bitkisel Hayatta? Yani şöyle düşündüğümüz zaman. Bayağı Hatta değil mi? ara ara 4-5 yıldır öyle değil mi? tabii, ara ara bence Google'a herkes yazıyordur. Bakın burada şey yapsınlar. Kenan Işık öldü mü diye yazıyorlardır. 4-5 Evet. yıldır Bitkisel Hayatta. Şimdi bir gerçekten bitkisel hayatı yaşayanlar var. Gerçek hayatta bitkisel hayatı. Bir de bitkisel hayattaymış gibi yaşayanlar var. Onların yaşayan ölüler diyoruz biz onlara. Şimdi yaşayan ölü olduğunuz zaman gözlerinizin feri kalmaz. Sizler mutsuz bir hayat yaşarsınız. Şimdi dolayısıyla hani Kenan Işık neyse orada bir kaza yaşar. Ha bunu neden çekti? Bakmak lazım. Bir aile dizimi yapılsa sebebi muhakkak anlaşılır. Yani böyle bir hayatı neden seçti? Belki çok mutlu kendi içinde. Biz bilmiyoruz onun iç dünyasında ne yaşadığını. Belki dışarıda çok mutsuz. Ama tabii ki ailesi için üzücü. Sevenleri için çok çok üzücü. Bu iş. Bu işin böyle olması. Yani demek istediğimiz atalarımızdan geçiş yapan konuları biz tabii ki şifalandıracağız. Atalarımızdan geçiş yapan negatif şeyleri pozitife çevireceğiz. Bu anne baba için de geçerli. Şimdi bazı anne baba desteği almadan büyüyen çocuklara bakıyorsun, inanılmaz bir başarı elde ediyor. Soruyorsun, ben nasıl başarılı oldum diye. Şimdi bunun hikayesi vardır. Mukaddes Hanım, bunu anlatayım. Şimdi bir babanın iki tane oğlu varmış. Bunlar çift yumurta ikizi. Şimdi bir tanesi aynı babası gibi bir hayat yaşıyormuş. Alkol ve uyuşturucu kullanıyormuş ve suç işlediği için cezaevindeymiş. Bir tanesi de çok ünlü bir doktor olmuş. Başarılarıyla işte sağlıklı yaşadığı için, eşi çocukları olduğu için çok güzel özenilesi bir hayat var, hayatı varmış. Şimdi bunun üzerine gazeteciler merak etmişler. Bu iki insana bir soralım bakalım neden böyle oldular diye. İşte gitmişler cezaevindeki önce babası gibi yaşayan kişiye sormuşlar. Neden bu durumdasın? Niye böyle bir hayata yaşıyorsun? O da demiş ki babamı görmüyor musunuz? Başka nasıl olabilirdim ki? Sonra gitmişler o doktor olan işte ünlü başarılı mutlu olan ikiz kardeşe gitmişler ve ona da sormuşlar. Ya siz nasıl böyle bir başarı elde ettiniz? Nasıl bu kadar mutlu olmayı başardınız? O da aynı cevabı vermiş. Babamı görmüyor musunuz? Başka nasıl olabilirdim ki? Şimdi burada birisi dezavantajı avantaja çevirmiş. Diğeri dezavantajı daha dezavantajlı hale getirmiş. Mevcut dezavantajı daha dezavantajlı hale getirmiş. Müthiş. Atalay Yörükoğlu'nun kitabında da anlatır bunu. Atalay Hoca gerçekten babasına bakıp bir tanesi şey tersini görüyor. Çok ilginç hocam. Yani ilginç. Bizim tabii bakış açımız da önemli burada. Şimdi burada çok güzel bir soru geldi Abdullah Hocam. Diyor ki travmaları bulup meditasyon, pardon bu ne? Şey diyor hocam bir dakika. Şimdi bir dakika. Atamızdan tekamül etmemiz gereken bir şeyi eğer bize geçtiyse biz onu bulup bu sistemle veya sizin sisteminizde çözüp çözersek tekamül etmemiş olur muyuz, olmaz mıyız diyor hocam. Çok ışıklı okuyayım Yani diye. şimdi Şimdi tekamülümüz için biz atalarımızdan bazı sınavlar bize geçiyor diyor. geçiyor. Gen yoluyla, DNA'yla. Biz onları çözersek tekamülümüzü durdurmuş olur muyuz diyor hocam. Ya Mukaddes Hanım şöyle bir şey var. Şimdi biz sonuçta bir yere kadar acı çekerek güçleniyoruz. Acının da bizim hayatımızda güçlendirici etkisini hepimiz biliyoruz. Zorlukların değil mi? Ama şöyle bir gerçeklik de var. Nereye kadar? Tamam, acıdan dolayı olgunlaştım. Zorluklardan dolayı olgunlaştım. Ama sen artık bunu fark ettin. De ki kendine. Bundan Fark sonra artık etmek de tekamülün bir parçası olabilir. Evet, fark evet. etmek de tekamülün parçası. Fark et ve de ki kendine. Bundan sonra zorlukla, mücadeleyle hayatımı sürdürmek yerine keyif alarak tekamül etmeyi seçiyorum. Yeni tekamül yolu budur. Beynime kodluyorum bunu. Ey bilinçaltım. Ey ilkel beynim. Hey, ne dersen artık oraya değil mi? Amigdalam. Beni dinle. Bugüne kadar sen tekamül etmek için zorlukları çekmeyi çekerek bunu başarmıştır. Ama artık yeter. Şimdi artık keyifli bir hayatı yaşamanın zamanı geldi. Bunu çocuklukta tabii veriliyor. Bak zoru başarmak mesela böyle hani anlatılır durulur. Ama bunu abartırsan hayatın zor geçecek bu sefer. Hayatın neşeli ve eğlenceli tarafını reddedeceksin. Hayatını bir survivor hayatı gibi yaşayacaksın. Zoru seçersen, zorla beslenmeye kalkarsan. Çok kolayı seçip hiç zorluk yaşamazsan
O zaman da anne kuzusu dediğimiz bir karakter yapısı oluşacak. Hayatla karşılaşma noktasında zayıf hisseden, tek başına tekamül edemeyen bir kişilik yapısı oluşacak. O Tabii yüzden aslında denge. zorluk çekmeden de tekamülün şeyleri vardır. Yani hatta geçenlerde Tarık Hoca'ya da sorduk bunu. Yani bir elim yağda, bir elim balda diyor. Hiçbir sıkıntım yok diyor. O zaman ben tekamül etmiyor muyum? Tarık Hoca da dedi ki asıl tekamül sende. Acaba sen bu kadar huzurlu ve güvenli ve mutlu ortamda yaşarken şu andaki etrafındakileri görebiliyor musun? Onların elinden tutabiliyor musun? Onların acısına Çok güzel. empati yapabiliyor musun? Asıl tekamül sendedir dedi. Yani o tekamülsüzlük demek değildir dedi. O da çok güzeldi. Acaba her şey yolundayken biz etrafımızdakilere katkı olabiliyor muyuz? Hocam bir soru daha geldi. Bu da çok güzel. Demin benim sorduğum soruya benziyor. Ama orada ben şifalanırsam benim gelecek soyum, neslim şifalanır mı diye sormuştum. Evetti. Şimdi burada da ben şifalanırsam yatay olarak benim kardeşlerim ve şu anda yaşamakta olan aslında annem babam da diyeyim onun ben onları da sokayım içine şifalanırlar mı? Çok güzel bir soru değil mi? Yani Şimdi hayatta annem, babam, kardeşlerim ben kendimi şifalandırdım. Atalarla helallaştım. Onlar da temizlenir mi, şifalanır mı? bunu şöyle düşünmek lazım. Bir nehire, böyle durgun bir nehire bir taş attık. Taş dalga dalga etrafına, değil mi? Suyu böyle dalgalar halinde yayacak. Şimdi bizim değişimimiz, bırakın kardeşimizi, benim değişimim arkadaşımı değiştirir. Yeni tanıyanları değiştirir, eski tanıyanları değiştirir. Değişimin kaynağı bizzat benim. Biz hep çevremizi değiştirmeye çalışıyoruz zaten. En büyük sıkıntı bu. Ha, aile dizimsel olarak bakacak olursak, yani benim değişimim kardeşimle ilgisi var mıdır? Bazen vardır ama çoğunlukla yoktur kardeşimle ilişkisi. Ama kardeşimle ilişkili bir travmayı çözdüysem, o zaman tabii ki ikimiz birden etkileneceğiz. Ya da atalarıma gidip kendi atalarımdaki bir iyileşme kardeşime de yansıyabilir. Atalarıma gidip çalışma yaptığım zaman anneme de yansıyabilir. Benden sonraki kuşaklara da yansıyabilir. Yani onun ileriye doğru şifalandırma gücü var dediğiniz gibi. Hocam genetikle ilgili bir soru var. Genetik hastalıklar atalardan geliyorsa şifa bulunur mu? Bir kere ben Tabii. bir homeopat eczacı olarak burada bir cevap vermek istiyorum. Siz enerji olarak vermeden önce hocam. Genetik her zaman için hastalıklarda genetik var olacak diye bir şey yoktur. Potansiyel vardır sadece. Potansiyellerin içinde babası kalp krizi geçirmiş bir insan ya da hatta 7 soyu kalp krizi geçirerek ölmüş bir insanın o genetiği taşıması onun da öyle öleceği anlamına gelmez. Sadece bir potansiyel vardır ve bu potansiyel de bana göre düşünceleriyle yönlendirilip harmanlanıyor demektir sevgili hocam. Buyurun siz devam edin Abdullah Çok hocam. doğru. Şimdi çok güzel bir açıklama yaptınız genetik hakkında. Çünkü bu yanlış anlaşılıyor genetik konusu. Şimdi bir kere bazı problemleri genetik zannedebiliriz. Örnek verelim. Babamda saç dökülmesi vardı, bende de saç dökülmesi var. Şimdi bir kere biz babamızın karakter özelliklerini taşıdığımız için, karakter özellikleri. Çoğumuz taşır. Herkes taşır anlamında söylemiyorum. Çoğu taşır. Babamızın yediği içtiği gibi yiyip içtiğimiz için aşağı yukarı böyledir. Bazı ailelerde her böyle isyan eden ben bunları yemem diyen tipler çıkardır. Onun gibi konulara stres olduğumuz için benzer travmaları yaşadığımız için tabii ki benzer hastalıkları çekeceğiz. Yani babam mükemmeliyetçi, ben de mükemmeliyetçi oldum. Mükemmeliyetçi değil ki migrene yatkın bir problem şey yaratır. Sıkıntı yaratır fiziksel ortamda. Şimdi benim babam migren, ben de migren çünkü bu genetikten geldi değil. Onun gibi mükemmeliyetçi bir karaktere sahip olduğum için bana da bu geldi dersen bu doğru. Birinci genetik kısım bu. İkincisi hastalıklar genetik olmaktan ziyade spiritüel anlamda atalarımızın şeyleri kolektif bilinçaltından yaşamış olduğu olaylar bizim bilinçaltımıza doğru ruhani olarak akar. Enerji boyutunda akar. Genetik olarak çoğunlukla aklımız. Ruhani boyutta akar. Çünkü biz bunu nereden biliyoruz? Şimdi aile dizimi gibi konularda ben bir başkasının babası olabiliyorum, dedesi olabiliyorum. Oradaki bilgi, oradaki travma ona akıyor. O akma genler aracılığıyla olmuyor. Genler daha ikinci planda. Daha çok
Ortak bilinçaltı dediğimiz bir alan var, morfik alan var. O morfik alandan atalarımın yaşadığı her türlü deneyim, her türlü sıkıntılı konu bana doğru akar. Benim yapmam gereken bunu burada bugün de çözümlemek ya da geçmişe gidip o problemin başladığı yerde çözümlersek o genetik denilen problemin başlangıç travmasını bulmuş oluruz. Dolayısıyla hastalıkların genetik olduğu yalanını artık söylemeye çok da gerek yok. Çünkü orada başka etkiler var. Bu etkileri hesaplayamadıkları için her şeyi genetik diyorlar. O etkileri kimse hesaplamıyor. Kişilikten gelen özelliklerden dolayı biraz önce anlattık olabilir. Atalarının yaşadığı travmalardan gelen hastalıklar, sadece hastalıklar değil, travmalara geçtiği için o travmanın yarattığı hastalık bende olabilir. O travmayı atamdan çözdüğümde bugün benim genetik dediğim hastalık tamamen yok olabilir. Dolayısıyla tam da dediğiniz gibi genetik konusunu tekrar sorgulamalarını tavsiye ederim. İşte burada yine insanlar ne yapıyor aslında? Suçu kadere atanlar, suçu genetiğe atanlar, suçu atalarına atanlar, suçu anne karnındaki haline, anne karnından çok negatif etki almışım ben. Suçu geçmiş yaşamlara inanan gruplar var. Suçu geçmiş yaşamlarına atanlar. Bak ben niye böyleyim canım? Geçmiş yaşamda çok acılar çekmişim bugün. Oradan gelen yükleri taşıyorum dediğin zaman bunları suç atmak için kullanırsan sen halife kimliğinden kaçıyorsun demektir. Hocam biz şeyde Deri'de anlatırız. İki tane ikiz kardeş vardır. Onu da burada söyleyeyim. Ben Deri'de cilt yaşlılığıyla ilgili anlatırız. İnanılmazdır. Fotoğrafını da hatta koyayım önümüzdeki günlerde hikayeyi. 9-10 yaşlarında ayrılan iki kız kardeş, ikiz kız kardeş, aynı yumurta ikizi. İkisi de o kadar aynılar ki ayıramıyorsunuz. Bir tanesi 9 yaşında Norveç'e gidiyor. Bir şekilde orada anneannesiyle birlikte yaşıyor. Bir tanesi de Ekvator, Peru bölgesinde yaşıyor. Aradan yıllar geçmiş. İkisi de 50 yaşında. Bir tanesinin yüzüne şeyine baktığınızda aynı kilodalar üstelik. Bir tanesinin yüzüne baktığınızda 35-40 yaşlarında diyorsunuz. Birinin yüzüne baktığınızda 70-75 yaşlarında diyorsunuz. Yani güneşin etkisini anlatıyor aslında. Oradaki coğrafi şartları anlatıyor. Yani orada da bir genetiklik var. O yaşlanmayla ilgili bir genetik var. Tamamen birbirlerinden farklı. Genetik demek potansiyel demektir. Sadece illaki demek değildir. Belgeli belgeli bu fotoğraflardan elimizde bizim yüzlerce var. Sadece cilt anlamında. Bu organsal anlamda da zihinsel anlamda da hepsi için geçerli. Bütün yaşam şartlarının, sosyoekonomik yapının, coğrafi yapının, hepsi psikolojik yapının, hepsi faktördür. Yani genetik sadece bir potansiyeli oluşturur. Değil Yani mi? tabii bir de bu bana şunu da hatırlattı söylemiş olduğun şey. Şimdi bazen ikizlere bile bakıyorsun tek yumurta ikizlerine. Birbirlerine çok benzemeleri gerekirken bir tanesi biraz daha yaşlıca durabiliyor. Bir tanesi daha genç durabiliyor. Onların hayatlarını inceliyorsun. Bir tanesi gerçekten abla gibi. Yani hareketleri, davranışları bakın oradaki kişilik özelliği hani yapıyı da hafifçe değiştiriyor. Birisi daha genç dururken birisi hafifçe yaşlı durabiliyor. Yani o kadar çok etmen, o kadar çok etken var ki. O yüzden tek bir şeye bağlamak, bir şeyi tek bir şeye bağlamak zaten doğru değil. Rahmetli Bülent Hoca derdi, sosyolojide bir kavram vardır derdi. Bir şeyi tek bir şeyle açıklayamaz. Bir sürü kavram giriyor işin içine. Sadece genetik açıklamaz, sadece atalar açıklamaz, sadece geçmiş yaşam açıklamaz, sadece birçok faktör var. Yediklerimiz, içtiklerimiz etkilidir ama tamamıyla bununla ilgili değildir. Bir de böyle doktorlar çıkıyor şimdi mesela. Diyetisyenler olabilir, doktorlar olabilir. Mesela diyor ki, işte bu problemin kaynağı kesinlikle beslenmeden kaynaklı diyor. O kadar iddialı konuşuyor ki. Hadi demek ki diyor beslenmeyi değiştirirsem benim bütün hastalıklar yok olacak. Böyle bir dünya var mı? O tabii ki etkili. Ama bir söz vardır. Sadece sudan çorba olmaz. Bir sürü etken girecek o çorba olacak değil mi? Sadece o tek bir yediklerinden işte hasta olmuyorsun. Travma giriyor için içine yediklerin içtiklerin en çok travmalar hasta ediyor insanı. Psikolojik olarak insan yıpranıyor. Çünkü İnsan bedeni aslında eğer travmatik olaylarla baş edebilirse yaklaşık 100-120 yaşına kadar çok sağlıklı bir şekilde o yaşlara gidebilir. Ama maalesef ki dünyada her şeyi kafaya takmaya göre programlandığımız için bugün bakıyorsun işte ekonomik kriz şu dönem gündemde. Daha önce koronavirüstü, ondan önce domuz gribiydi, ondan önce savaşlardı, ondan önce başka bir şeydi. Bu bitmeyecek.
Sen bunları kafaya takarak yaşadığın müddetçe, ki bunları çözemiyorsun da, sadece kahve köşesinde konuşuyorsun ya da arkadaş ortamında konuşuyorsun. Niye bahsediyorsun da sen kendi endişeni arttırıyorsun? Bir de böyle bir huyumuz var. Sanki konuşunca çözülecek bu konular. O yüzden şöyle bir tavsiyem var benim insanlara. Bu haberleri mutlaka izleyin ama abartmayın. Gazeteleri okuyun. Bütün gazeteleri okumanıza gerek yok. Genel olarak almanız gereken şeyi alın. Etkileniyorsanız negatif anlamda, yoksa senin işin araştırmaktır. Bütün gazeteleri oku. Bütün haberleri oku. Ama sen üçüncü sayfa haberlerini okuyorsun gazetelerin. Ay o öyle, öyle ölmüş. Ay bu böyle. Şimdi bunları duya 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 maalesef ki psikolojimiz bozulmakta. Şimdi şu bir gerçek. Bugün televizyonlar kötü olayları daha çok haber yapma eğiliminde. Bir okulda kavga çıksa, bu bir okulda bir öğrenci başka bir öğrenciyi bıçaklasa, bu haber olur. Peki bu, şimdi siz bunu izlersiniz. Aa, bak okullar ne kadar bozulmuş ya. Öğrenciler birbirini bıçaklıyor dersin falan. Ama bir de bir tane olaydır. Kaç tane üniversite var yani? Kaç tane okul var daha doğrusu? Onların çoğunda böyle bir olay olmuyor. Ama haberler bunları üst üste yayınlıyor ya, her gün bir tane kötü haber, her gün bir tane kötü haber. Sen zannediyorsun ki tüm dünya artık bitmiş, ölmüş bitmiş. Bu haberlere de çok dikkat etmeleri lazım. Şurayı neyle beslersen Evet. ona göre bir hayat yaşayacaksın. Düşüncelerimiz tamamen maddeye dönüşüyor hocam. Yani illaki bir yerlerde biz görsek de görmesek de bizim önümüzde olsa da olmasa da gezegenin, evrenin bir yerlerinde mutlaka maddeye dönüşüyor. Onun için düşündüğümüz her şeyden sorumluyuz. Ama mutlaka eninde sonunda bize ayna bir şekilde dönüyor da yani bunu da bilmemiz gerekiyor. Kendimizle de yüzleşme yapılabilir mi demiş canlardan bir tanesi. Bu arada canlarım tabii ki bugün demomuz var ama biliyorsunuz ki biz saat 10'da her gün yayın yapıyoruz. 11'e kadar en azından uzatmak istemiyoruz. Saat 11'e kadar sohbetimizi yapıp 11'de tekrar demomuzu açıyor olacağız. Bunu da bilgilendirmek isterim sizi şimdiden bekleyenler için ama bugünlük rutin yayınımız 10 ile 11 arasında bugün sevgili Abdullah hocam konuğumuz. Onunla normal rutin yayınımızı yaptıktan sonra tekrar demo için açacağız. Kendimizle de yüzleşme yapabilir miyiz Abdullah hocam? Yani kendinle yüzleşme yapmak biraz daha zor. Değil mi? Önce komşunu yargıla der. Olanı sevmek kitabının yazarı Byron Katie'ydi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Byron Katie. Önce komşunu yargıla. Çünkü orada hemen görüyorsun sıkıntının kaynağını. Ona bakarak kendine aynalık tutsun. Direkt kendine yöneldiğinde çoğu insanın kör noktası vardır. O kör noktasını kendi kendine aşması zordur. Kendi kendini affetmek de çok zor mesela. Başkasını affetmek bir derece daha kolaydır. Ama kendini affedemeyen çok insan var. Yani kendini suçlu ilan eden son derece çok insan var. Kişiliği dört bölümde inceler psikologlar. Birinci bölüm şudur. Hem dışarıdakilerin bildiği hem de senin bildiğin bir kısım var. Birinci kısım bu. Dışarıdakiler de biliyor, ben de biliyorum benimle ilgili konuları. İki, dışarıdakiler bilmiyor, ben biliyorum. Onlar benim ne olduğumu fark edememişler daha. Ben kendi düşünceni biliyorum. Tersini düşünelim. Dışarıdakilerin haberi var, benim haberim yok kendimle ilgili konularda. Dördüncü bir kısım var. Ne dışarıdakilerin haberi var, ne benim haberim var. O kişilik özelliğimle ilgili. İşte oraya potansiyel alan deniyor. Dolayısıyla kişiliğin bu alanlarında eğer biz iyileşmek istiyorsak nereye bakmamız gerekiyor? Şuraya bakacağız. Benim bilmediğim ama başkalarının bildiği tarafı aydınlatabilirsem tekamül ediyorum. Müthiş. Benim bilmediğim ama başkalarının bildiği taraflarım var. Başkaları bana bu noktada eleştirilerde bulunarak aynalık yapar. Eğer ben başkalarını dinlemezsem, kulağımı onlara kapatırsam, o zaman kendimle ilgili duymam gereken gerçekleri duyamayacağım. Özellikle bir eleştiri birden fazla kişiden geliyorsa, yani dört kişi, beş kişi, bazen hani eleştirmek için, aşağılamak için eleştirenler de var. Ya da kendi yanına göre eleştiriyor. Kendi düşünce fikirlerine göre. Ama bir de objektif olan arkadaş gruplarımız var. İşte zaten dost acı söyler, oradan gelir. Ve dost senin o negatif tarafını fark eder. Değiştirmen gereken tarafını fark eder. Ve çoğunlukla da Mukaddes Hanım şunu deriz. Zaman geçti ya. Ya sen bana bunu uyarmıştın dersin en yakın arkadaşına, dostuna. Ben dikkate almamıştım o zamanlar. Ne kadar da haklıymışsın o söylediğinde.
senin negatif tarafını gördü. Şifalandırman gereken adımları sana söyledi. Sen o sırada uyuyordun. Uykudaydın. İşte uykuda olmak dedikleri hadise bu. Bizimle ilgili gerçekler her an burada. Hayattaki her şey her an burada. Biz seçici algılıyoruz. Yine psikolojinin kavramıdır. Algıda seçicilik. Biz seçici algılıyoruz. Neyi seçici algılıyoruz? Sıkıntıları algılıyoruz mesela. İyi ve güzel şeyler de var hayatta. Çünkü gözümüzün algılayabildiği bir iki tane şey. Kulağımızın algılayabildiği, yani milyonlarca şey algılıyor da dikkat kesilebildiği bir iki tane şey. Dikkat kesildiğimiz şey de maalesef ki negatif şeyler. Bu durumda hayatımız değişmediğinden şikayet ediyoruz. Değişmesini istiyorsak zihnimize, hedeflerimize hayal ederek onları gözümüzün önünde tutacağız ki hedefle ilgili fırsatları görebilelim. Girift aksiyon sistem, beyindeki merkez. Girift aksiyon sistem, biz hedefimizi bir bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz zaman hedefimizle ilgili fırsatları bilinçaltı görmeye başlar. İşte secretçıların secret işte hayal edin dedikleri hadise oradan kaynaklı. Çünkü ben artık algıda seçmeye başlayacağım. Nasıl X marka araba aldığımda o arabalar daha çok dikkatimi çekmeye başlıyor. Onlar hep vardı. Ama benim dikkatim şeyinde değildi. Birçok insandan duydum. Ya ben işte evlendiğim kadınla daha önce sıklıkla karşılaştım. Yolda karşılaştım. Arada konuştuk ettik. Ama bir gün bir şey değişti bende. O değişimle beraber onun doğru insan olduğunu fark ettim. O hep vardı. Senin algın ona uygun olmadığı için o orada tam olarak gerçekleşmedi. Ya da belki kapını çok zengin birileri çaldı. Sen dilenci diye gönderdin. O vardı zaten yani kapını çalmıştı. Ama sen dikkatini vermedin. Fırsatlar daima var ve biz fırsatları görecek şekilde beynimizi programlamıyoruz. Şimdi Doktor Richard diye bir psikolog var, Richard Wiseman. Şans faktörü diye bir kitabı vardır. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Yani şansı araştırmış. Ya demiş bu şanslı insanların acaba demiş üstün özellikleri mi var? Yani şöyle üç grup yapmış. Şanslı görenler, şanssız görenler, ne şanslıyım ne de şanssızım diyenler. Şunlara demiş bir şey yapayım, deney yapayım. Bunlara böyle şans oyunları oynatayım. Bakalım gerçekten şanslıyım diyenler daha mı fazla şey şanslı yaver gidecek şans oyunlarında. Bir bakmış eşit. Şanslıyım diyen de şans oyununda çok fazla başarılı olamamış, şansım diyen de aynı yani bunların oranları. O zaman demiş şansı etkileyen başka bir şey var. Psikolojik faktörleri araştırmaya başlamış. Ve ne bulmuş? Şanslı insanların birinci en temel özelliğini bulmuş. Demiş ki şanslı insanlar her zaman ve her zaman öncelikle şanslı olduğuna inananlardan çıkıyor. Ben şanslıyım diye beynine kodluyor. Aa, müthiş. Kesin Birinci bunu inanıyorum bulmuş. kesin. Kesin Bak inanıyorum. birinci bunu bulmuş. İkincisi bütün şanslı insanlar içine dönmeyi de ihmal etmiyorlar. Rahatlatıcı faaliyetlerle uğraşıyorlar. Kimi bahçe işleri, kimi meditasyon yapıyor, kimi ibadet Harika. ediyor. İçine dönmeyi asla unutmuyorlar sezgilerini dinlemek için. Üçüncüsü şanslı insanlar bir şans ağı kuruyorlar. Şans ağı kurmayı şöyle anlatalım. Bir yerde kuyrukta beklerken önündeki adamla arkandaki kadınla sohbet edip gerektiğinde onlarla görüşmek için sözleşmen, kartını vermen. Sonra da onları ara ara arayıp herhangi bir çıkar gözetmeksizin diyelim onu arayıp halini hatırını sorman. İşte orada çok tanıdıkları insanlar oluyor ve onlarla herhangi bir çıkar gözetmeksizin bağ kuruyorlar ve onlar şans söz konusu olduğunda o kişiler ona faydalı oluyor. Bir ev mi arayacak, bir emlakçıyı tanımış oluyor. Bir şey mi yapacak orada o kişiyi, o bağlantıları çoktan kurmuş oluyor. Dördüncüsü, şanslı insanlar yaşamlarında asla 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 vazgeçmiyorlar. Bir başarısızlık yaşadığında hemen işte bir daha artık hani hiçbir şey yapamam deyip öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz o kapana kısılmıyorlar. Ne yapıyorlar? Hayatlarını değiştirecek, geliştirecek şekilde yeniden mücadele ediyorlar. Yine şanslı insanlar ve şanslı insanlara böyle çözülemeyecek bir bulmaca tarzı bir şey vermiş Richard. Yani o birileri o şanslı hissedenler onu çözmek için dakikalarca, saatlerce uğraşmış. Öbürleri hemen bırakmışlar. Demek ki asla Mücadele. vazgeçmemek gerekiyor. Müthiş. Ve beşincisi şanslı insanlar başlarına gelen kötü talih gibi gözüken olayların pozitife çevirmeyi bilirler. Ya da oradan hani biraz polyanacılık da oynuyorlar aslında. Çünkü hayat tek bir olaydan ibaret değil.
geleceklerinin daha iyi olduklarını düşünüp şanssızlıkların şanslı taraflarını görüyorlar. Onu nasıl fırsata dönüştüreceklerini düşünüyorlar. O zaman onlara Bütün şanslı insan diye bakmamak lazım. Şanslarını bu. kendileri yaratan insanlar olarak Çok doğru. bakmak lazım. Değil mi? Yani Çok doğru. dışarıdan bakıldığında şanslı insanlar gibi görünüyor ama yani kötü bir şeyden bile pozitif bir sonuç çıkarmak bana göre bir farkındalık meselesidir ve farkındalık da büyük bir şanstır gerçi oraya bakarsan. Doğru. Emektir İşte o belki, farkındalık. belki de doğuştan o farkındalıklarıyla doğuyorlar. Gerçi bu çabayla elde edilebilecek bir şey yani sonuçta bizler bu bilgilere şimdi şans okulu açmış Doktor Richard. Orada bu psikolojik faktörleri ele almış. Onları da bu şekilde yaşaması için teşvik etmiş. Onların da şansları artmış. Demek ki şans öğrenilebilir bir şey. Bakın bunu belki ilk defa duyuyorlar ama şans öğrenilebilir. Ben şanssızım diyenlere söylüyorum. Şans öğrenilebilir. Ha, şu kısmı tabii ki halledeceksiniz. Bazen atalardan gelen bir haksızlık, adaletsizlik, senin belki bugünkü yaşamını karartıyor olabilir. Onu ayrıyetten çalış. Ama psikolojik faktörleri kesinlikle göz ardı etme. Onlar son derece önemli. Eğer kendini şanslı bulursan şans sana gülecek. Şanslı bulursan hayatın değişecek. Şanslı olmanın yollarından bir tanesi de söyleyelim. Kafanın tam 15 santim üstünde bir şans yıldızı hayal etmekten geçer. İmajinasyon, imgeleme. Şimdi ben çok böyle bir şans yıldızı hayal etme tekniğini uygulamıştım bir ara. Böyle kafamın tam böyle 15-20 santim üstünde bir böyle kocaman bir şans yıldızı düşünüyordum. Onun üstüne de bu piyangonun üstündeki şey vardır ya. O hayvanın ismi neydi? Şans kuşu vardır ya. O Allah şans Allah. kuşunu da o güvercin. Güvercin. O şans kuşu tabii. Şimdi bak bir tane yıldız düşün. Yıldızın üzerine bir tane güvercin koy. Bak güvercin koy. De ki ben şanslı bir insanım ve şansım bugün açık olacak de. Hayalinde bir 5 dakika canlandır dışarı çıkarken falan. Şimdi ben bunu yaptığımda şöyle bir şey yaşadım. O zaman böyle çok eskiden yapmıştım bunu 15 yıl önce falan. Tam o zamanlar bile ilgileniyorduk bu konularla zaten. Ve o gün bir bankaya gittim. O zaman böyle internetten yatırma falan yok. Faturaları gideceksin, kuyruk bekleyeceksin. Önünde 100 kişi var. Önümde de 100 kişi var. Elimde de işte önümde 100 kişi olduğuna dair fişi almışım. Bakıyorum ya 100 kişi var ama ben şanslıyım diyorum. Benim bu işim çok hızlı olacak. Burada beklemeyeceğim zaten diyorum. O sırada içimden bir ses dedi ki şu kolonun arkasına bak. O kolonun arkasında kim olduğunu ne olduğunu bilmiyorum. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. O kolonun arkasında tanıdık birini rastladım. Ve ona bir kişi kalmış, iki kişi kalmış neyse. Ve dedi ki ya sen niye geldin buraya? İşte sohbet ettikten sonra. İşte şu faturayı yatıracağım. Ya bana iki kişi kaldı ben hemen kendi faturammış gibi seninkini de yatırıveririm. Teşekkür ederim Oh. dedim. Değil mi? Basit bir şans olabilir. Vay canına. Yani Şans işte. Çok güzel, çok güzel. bunu Gerçekten. denesinler. Bir şans yıldızı hayal etmeyi kafalarının tepesinde hayal etsinler. Bak neler yaşamda neler gerçekleşecek. Ben de hayatım boyunca kendimi hep şanslı hissetmişimdir. En yoksun zamanlarımda. En yoksun zamanlarımda. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani onları da anlatmayayım ama şans öyle bir şeydir ki sizinle frekansa girer. Ya hani hep şey der bizim Canan Bektik der ki para enerjiyi takip eder. Enerji parayı takip etmez. Para enerjiyi takip eder der. Yani senin enerjin neyse ona göre hani para parayı çeker derler ya bizde de. Doğru. Yani, Doğru. yoksunluk enerjisi ise eğer gelmiyor. Bolluk enerji ise eğer cebinde 5 kuruş yokken bile enerjin bolluk olabilir. Yani öyle geçirdim hayatımı. Elime her attığımda alabilirim. Yani düşündüğüm şeyi alabilirim dedim ve elimi cebime attığım her seferinde 78 lira lazımsa 78 lira cebimden çıkmıştır benim. Yani şükürler olsun o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunu herkesin bu frekansa girmesi lazım. İnşallah da olur. Bu aslında evren beni daima destekler şeyidir, inancıdır. Bu ancak kendini bütünle beraber hareket ettiğinde olur. Mesela bu şu an biz burada bir çalışmayı yapıyoruz. Sadece kendi çıkarımız yok. Bütüne katkı olsun diye yapıyoruz. Eğer bir şeyi bütüne katkı olsun diye yaparsan
senin arkanda seni destekleyen koca bir ordu varmış gibi Yaradan'ın desteğini ve Yaradan'ın yardımcılarının desteğini her an hissedersin. Onların fısıltılarını duyarsın iç ses olarak. İşin hemen kolaylaşıverir. Olması gereken şeyler hemencecik oluverir. Çünkü sen bir şeyi kendi egosal çıkarın için sadece yapmıyorsundur. Bütünün hayrı için yapıyorsundur. O zaman cebinde para da olur. İşte bir yerlerde oturduğunda birileri gelir sana bir şey teklif de eder. Hani böyle şeyler vardır ya, yolda giderken bana film teklifinde bulundular falan, gördüler artistler. Herkesin böyle hayalinde vardır o. Yolda giderken sana bakacaklar. Ya sen bir filmde oynarsın falan. Şimdi bunun gibi, Çok şimdi meşhur bir adam var ama İngiliz bir adam. Sokaklarda evsiz şey satıyor. Sokaklarda doldurma parfüm satıyor. Neydi adamın adı? Sokaklarda doldurma parfüm satarken öyle yakışıklı ki onu film yapımcılarından bir tanesi görüyor. Şu anda dünyanın Johnson mıydı? Johnson. Neydi adamın adı? İngiliz bir adam var. Johnson yanılmıyorsam. Yakışıklı bir adam. Şu anda dünyanın en ünlü aktörlerinden bir tanesi gerçekten. Tesadüfen karşılaşmış yani bugün Hollywood yıldızlarından birisi. Hocam bu arada aklıma ne geldi? Canım hocam Bülent Şenyüreği kaybettikten sonra ben hiç fıkra anlatmadım. Bir tane fıkra anlatmak istiyorum şimdi. Bir anda geldi süper olur. aklıma. Hiç fıkra anlatmadık o günden beri. Neşemizi kaybettik. Doğru. Sevgili Bülent Gardiyanoğlu hocamın anlattığı bir fıkra vardır. Acayip bir şey. Hani elimi cebime her attığımda 78 lira lazımsa onu çıkarıyorum dedim ya. Bu bende de olan bir şey gerçekten. Acayip bir fıkra ama çok çok severim. Çok da anlattım. Her yerde köşe yazılarımda bile yazdım. Burada da anlatayım. Anlatmayı her ne kadar çok güzel becersem de siz biliyorsunuz. Yani Allah rahmet eylesin canım hocam. Dinliyordur o da illaki bizi. Ama Bülent Gardiyanoğlu hocamızın fıkrası bu. Adamın bir tanesi her gün bir restorana gidiyormuş. Evine yakın bir restorana. Yanında bir tane deve kuşu. Gidiyormuş, yiyormuş, içiyormuş. Her gün değişik değişik bir yemek. Deve kuşu karşısına oturuyormuş. O da oraya oturuyormuş. Ondan sonra işte bir gün bir şey yiyormuş. Bir gün başka bir şey, bir gün başka bir şey. Ve hiç sormuyormuş bile hesabı. Cebine elini atıyormuş, çıkarıyormuş parayı masanın üstüne atıyormuş. 78 lira. Garson bir şey demiyormuş, gidiyormuş. Ertesi günü bir daha geliyormuş. Başka şeyler yiyormuş, içiyormuş. Elini cebine atıyormuş. Atıyormuş masanın üstüne parayı. 65 lira. Garson şaşırıyormuş. Yani hesabı istemiyormuş adam. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün. En sonunda garson demiş ki, pardon demiş beyefendi. Size bir şey soracağım, çok merak ettim demiş. Her gün değişik bir şey yiyorsunuz, içiyorsunuz. Şu yanınızdaki deve kuşuyla buraya geliyorsunuz, oturuyorsunuz aynı masaya. Elinizi cebinize atıyorsunuz. Verdiğiniz para da tam rakamla tutuyor. Yani 78 lira, 65 lira, 52 lira. Siz tam parasını veriyorsunuz. Ben demiş çok merak ettim. Yani bunu nasıl biliyorsunuz? Yani kimsiniz siz? Adam diyor ki, vallahi ben diyor, bir gün diyor evde bir lamba buldum diyor temizlerken diyor. İçinden bir cin çıktı diyor. Bana diyor sordu dile benden ne dilersen dedi diyor. Üç dilek. Ben de diyor üç tane dilek diledim. Bir tanesi dünyanın en yakışıklı adamı olmayı diledim diyor. Açayım şöyle interaktif olsun. Dünyanın en yakışıklı adamı olmayı diledim. Gördüğünüz gibi diyor, en yakışıklı adamım benim diyor. İkincisi diyor elimi her cebime attığımda İstediğim parayı cebimden çıkarıp atayım. Araba mı istiyorum? Ev mi ev? Yemek mi yemek? Cebime attığımda o para çıksın diye diledim diyor. O diyor o para da diyor çıkıyor diyor. Gördüğünüz gibi sizin de diyor. Üçüncü dileğim de diyor. Dünyanın en uzun bacaklı pilici benimle birlikte geçsin dedim diyor. Gördüğünüz gibi uzun bacaklı bir pilici de benim dibimden ayrılmıyor diyor. Hocam, bu da bugüne nokta olsun. Hakikaten çok sevdiğim bir fıkradır. Güzel. Çok özür diliyorum böyle anlatma yeteneğimden dolayı. Yok, Şimdi gayet güzel. çok çok seviyorum ama ben elime her attığımda gerçekten piliç konusu çok tabii komik. Onun için dualarımıza ve aklımızdan geçenlere ve ağzımızdan çıkanlara çok dikkat edelim. Canlar. Kesinlikle. Mr. Bean gibi evet. Hocam şimdi birazdan demomuzu yapacağız ama
şu demomuzla ilgili. Atalar, yani bu özellikle baba şifalanması yapacağımız için birazdan demoyu yaparız. Bununla ilgili bir bilgi alalım sevgili hocam. Baba bolluk demek, anne bereket demek. Yani babayı çalıştığımız zaman bolluğa mı gidiyoruz, nereye gidiyoruz, nasıl yapıyoruz? Bir bunu konuşalım sevgili hocam. Baba tabii ki para, başarı, kariyer olabilir. Bir işe başlamak, bir işi sürdürmek, bir işi tamamlamak, karar vermek baba konusu, ihtimal olarak baba konusudur. Hiperaktivite gibi problemlerin çözümü çoğunlukla baba konusudur. Tırnak yeme problemleri baba konusudur çoğunlukla. Baba, yani şimdi bir de tabii babanızın negatif karakter özelliklerinizi kendi içinize taşımak istemiyorsanız yine burada baba çalışması yapmalısınız. Çok önemli. Bir taraftan baba bazen yaradanı temsil eder. Yani bilinçaltında öyledir. Onunla ilişkiniz negatifse Allah'la olan ilişkinizin göstergesidir. Anne babayla olan ilişki ve hatta diğer insanlarla olan ilişkinin hepsi yaradanla olan ilişkinin bir temsilidir adeta. Dolayısıyla bazen onunla ilişkiden kaynaklı bir konudur. O yüzden çalıştığınızda umarım her şey şifalanır. Umarım faydalı olur diye. Ölmüş babalarımız için de yapılır mı diye sorarlar hocam. İçimizdeki babaya çalışıyoruz. Yoksa dışarıdaki babaya gidip onunla yüzleşmenin zaten bir anlamı yok. İçimizde vefat etmiş olabilir, etmemiş de olabilir. Biz şifayı içeride arıyoruz. Evet. Babamız gibi birisiyle evlenmek bu işin neresinde diye sormuşlar hocam. Tabii şimdi kız çocukları bazen baba desteği alamadıklarında o desteği bulabilecekleri birini de çekebilirler. Aynı babasına benzeyen birini de çekebilirler. Bazen işte benim babam da alkolikti. Anneme şiddet uyguluyordu. Eşim de alkolik ve bana şiddet uyguluyor. Bu bir tesadüf olamaz hikayelerini çok dinledim. Yani dolayısıyla demek ki çekiyorlar. Evet. Ölmüş babalarla oluyor demiştik sevgili canlar. Evet. Birisinin yerine vekaleten de yapabiliyorlardı. Birazdan demoyu açtığımızda o zaman evet oğlunuzun yerine yapabilirsiniz. Hocam son bir toparlamak isterseniz yayını kaydedip hemen demo için açalım tekrar. Birazdan baba ile ilgili çalışacağız. Bütün babalara gelsin, bütün babası ile ilgili problem yaşayanlara gelsin. Vuruşlar yapacağız. Anlatırız nasıl yapacağımızı birazdan açtığımızda. Ancak babasıyla problemi yoksa kişinin, mesela geçen anneyi yaparken babayı seçenler de oldu. Anneyi kaçırdılarsa şimdi babayı düşünüp anneyi yapabilirler. Ya da babası gibi gördüğü kişiye çalışabilirler. Bazen babası olmaz da dedesi olur, dayısı olur, annesi olur. Çok şifalanacaklar. Ve bu çalışmadan sonra da birçok problemleri geçecek. Bugün daha haber aldım. Anne demosundan sonra midemdeki problem de geçti, işte derimdeki Çok problem de geldi. geçti. Çok dönüşler oldu hocam. Bana da çok oldu. Bugün de baba konusunda gerçekten çok güzel şifalanacaksınız. Öncelikle herkes niyet etsin. Birazdan canlı yayında olacağız Mukaddes Hanım'la. Hocam önümüzdeki hafta bu arada sevgili canlar yukarıda sol tarafta Mukaddes Pekin Başdil'in yanında bir ok işareti var. Ok işaretinden sevgili Abdullah Canıtes hocamı da takip etmenizi istiyorum. Çünkü hocam aynı zamanda benim iş ortağım biliyorsunuz ve biz bu yayınları sık sık yapıyoruz. Beni takip edenler onu da etmeli. Benim yayınlarıma denk geldiğinde kendisinin demolarını da takip etmenizi istiyorum. Çünkü demo haberleri gelecektir size. Demolar hakikaten çok önemli. Sizde olsa da olmasa da başka şeylerin açığa çıktığını ve şifalandığını göreceksiniz. Bir şey olsa da olmasa da demoları kaçırmayın derim. Mutlaka katılsınlar. Abdullah hocamı takip edenler de şimdi beni takip etsinler. Çünkü bu demoları biz sık sık Abdullah hocam da ya da burada yapıyor olacağız canlarım. O zaman şöyle yapalım. Ben hemen bunu kaydediyorum. Kaydeder etmez hemen bir dakika sonra hocam şey ister misiniz? Bir iki dakika su falan içmek ister misiniz? Hemen açalım mı? Hiç problem değil. Hemen açalım. Bizim Tamam. için vakit nakittir. Sevgili canlar hemen yayını kaydedip
Yayını kaydeder etmez hemen açıyorum o zaman. Evet, siz hocamı takibe alın lütfen. Evet, Görüşmek üzere. herkese şifa olsun. Sevgiler. 1-2 dakika içinde görüşmek üzere hemen.